programından herkese mutlu hafta sonları diliyorum. Ben Doktor Sonay Öztan Gökhan. Evet efendim kocaman bir haftayı geçirdik. Yorulduk, bunaldık, işlerimiz bunaltıcıydı. Ama sağlığımız yerindeyse bunun dışında hiçbir şeyin önemi yok değil mi? Biz bugün yine sizin için çok güzel konular hazırladık. Arı ürünlerini konuşacağız. Arı ürünlerinden polenleri konuşacağız. Bağışıklık sistemimizi neler arttırabilir, nelerle biz daha güçlü olabiliriz onları konuşacağız. Siz de eğer ki bizden konuşmamızı istediğiniz özel konular varsa, merak ettiğiniz şeyler varsa bize yazabilirsiniz. Televizyonun A Altından e, numaralar geçecek, onlarla yazabilirsiniz ve oradan merak ettiğiniz konukları konuları e, en iyi uzmanlardan sizin için yayınlamaya çalışacağız. E, ve evet efendim, şimdi e, çaylarınız kahveleriniz hazır ise bizim konuğumuzu almaya hazırız ve biz bize başlıyor. Okul çağındaki çocuklar propolis'i ne kadar tüketmeli? Anadolu propolis'inin farkı nedir? Çocuklar polen yiyerek günlük vitamin ve mineral ihtiyacını karşılayabilir mi? Hambal'ın çocuklardaki öksürük üzerine olumlu etkileri nelerdir? Arı ürünleri tüketiminin bağışıklık sistemi üzerine etkilerini arı ürünleri uzmanı doktor Aslı Elif Tanuğur Samancı anlatacak. Az sonra... Evet, e, konuğumuz e, arı uzmanı, arı ürünleri uzmanı daha doğrusu Doktor Elif Tanur Samancı. Hoş geldiniz, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? İsminizi çok güzel biliyorum ama her böyle canlı yayında isminiz uzun diye hep şaşırıyorum. <gülüyor> sağ, <gülüyor> sağ olun, mısın? ben de çok iyiyim. E, Aslı Hanım, biraz sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki ben gıda yüksek mühendisiyim. Uh -huh. Uzun yıllardır arı ürünleriyle çalışıyorum. Bağlı polen, propolis, arı sütü, arı zehri, evet. arı ekmeği bunlar benim uzmanlık alanım. Bunların hem arge hem kalite tespiti hem hile ve orijin tespiti konularında uzmanım. Uh -huh. Hem bunlarla ürün formülasyonları geliştirilmesi konusunda uzmanım hem de bu alanda yine doktoram var. Evet. Yaklaşık 25 yıldır arı ürünleriyle çalışıyorum. Çok güzel. Şimdi aslanım okullar açıldı. Ee, artık bütün velilerin kaygısı o kadar çocuklarımızı koruduk tabii tek başına bağımsız olarak ama e, bir çocuk hastaysa diğerleri de hastalanıyor. Kalabalık ortamlara giriyorlar ve çocuklar maalesef okul ortamlarında kendilerini yeteri kadar koruyamıyorlar. Bu çocuklarımızın bağışıklık sistemini güçlendirmek için velilerimize e, ne gibi önerileriniz olabilir? Ee, bir defa arı ürünlerini düzenli kullanmayı mutlaka tavsiye Hı -hı. ediyorum. Özellikle de şu mevsim geçişlerinde propolis çok değerli. Propolisten çok yararlanıyoruz. Evet. Hele de ülkemizde biliyorsunuz dünyanın ikinci büyük arıcılık ülkesi. 8.2 milyon arı kovanımız, 75 bin arıcımız, 12 bin farklı bitki çeşidimiz var. Hı hı. Ülkemizde de çok değerli arı ürünleri üretiliyor. Bunların başında da tabii ki propolis hı hı. geliyor. Propolis nedir? Bunu özel, e, anlatalım mı bilmeyen izleyicilerimiz için? Nedir, faydaları nelerdir? Direkt propolis'ten girelim. Tabii ki. Bakın propolis e, elimde ham halini görüyorsunuz. Hı hı. Yani işlenmemiş halini. Arıların bitkilerin yaprak sap ve tomurcuklarından topladığı Reçinemsi bir madde aslında antioksidan bir madde hı hı. antioksidanlar açısından çok zengin doğadaki en güçlü doğal antioksidan hı. olarak biliniyor. Ve e, propolis düzenli kullanıldığında da hem bağışıklık sistemini güçlendirici hem antibakteriyel hı hı. hem antiviral hem antifungal etkileri var hem de antikanserojen etkileri var bilimsel çalışmalara baktığımızda. Ben bugün bilimsel çalışmalardan da örnekler getirdim evet. sizinle konuşuruz. Gerçekten düzenli kullanıldığında hem hastalanma sıklığını azaltmada hem de hastalanıldığında hı hı. vücudun çabuk toparlanmasını hı hı. sağlanmada önemli bir destek. Anladım. Şimdi ben şunu soracağım size. Diyelim ki o doğadan tek olarak alınıyor ya propolis. Bizim e, halkımızın arasında biz pratik zekalı bir ülkeyiz çünkü. Mesela benim aklıma şu geldi. O propolis hani işleniyor ya. Hı hı. İşlenmeden ben onu rendelesem yoğurdun içerisine yesem bu propolis Yok. olur mu? Yok olmaz. <laughs> Şimdi şöyle. Pro Hı -hı. polis tabii ki e, kovanda arılar bunu evet. her petek gözünün içine kaplayıp orayı steril ediyorlar. Hı -hı. Aslında kovanın ön koruyucusu gibi düşünebilirsiniz. Zaten pro ön demek polis şehri koruyan demek. Yani hmm. arının şehrinin ön koruyucusudur hı hı. propolis. Arılar kovanda bütün açıklıkları, deliklikleri, kovanın içinde yabancı bir hayvan girdi, öldü. Onu propolisle kaplar. Bütün e, delikleri, e, açıklıkları propolisle kapatır. Hı hı. Kovan deliğine yani kovanın giriş noktasına, kapısına diyelim. Evet, propolis sürer. Arılar orada ayağını o propolise basıp öyle içeri girer. Paspas pas gibi bir şey değil mi? onu Paspas gibi değil de hani böyle ameliyathaneye girerken evet. doktorlar ellerini steril eder evet, ya. Doğru. Aynı onun gibi düşünebilirsiniz. Hmm. Kovanda sterilizasyonu sağlar. Evet. Yani hijyeni sağlar. Hı -hı. Bakteri, mantar, virüsleri yok eder. Hı -hı. Kovanda arının yavrusunun bozulmadan sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlar. Yine arının gıdasının ki nedir arının gıdası? Baldır, polendir. Evet. Bunların da yine arı sütüdür. Bunların da bozulmadan olgunlaşmasına Hı -hı. tüketilebilir hale gelmesini sağlar. Yani kovanda hayatın başlangıcıdır propolis. Hı -hı. Ee, çok güçlü bir antioksidandır. Hı -hı. O bitkilerin e, özlerinden gelen antioksidan maddeler var. Ağaçlardan gelen özellikle. Ağaç ve odunsu bitkilerden gelen. Evet. Bu özler nedeniyle de bu etkileri gösterir. Ama kovanda bal mumuyla karışır. Çünkü petek gözlerine kapatır. Petekle karıştırır aronu. O yüzden de ...yani kullanabilmek için petekle evet. karıştırır. O yüzden de kovandan elde edildiğinde... ...bakın bu haliyle sindirilemiyor. Hmm. Yani taş gibi sert evet. ve bal karışık. İçerisindeki o bitki özleri dediğimiz kısım... ...bal mumunun içerisine hapsoluyor... İnsan hmm. vücudu onu sindiremiyor. Sindiremediği için direkt atılıyor. Dolayısıyla benim biraz önce söylediğim atılıyor. bağırsaktan atıldığı için hiçbir faydasını görmeden direkt atılmış olacak. Yani yemiş olmak bize o antioksidan etkilerini veya sizin saydığınız pek çok faydalı etkilerin hiçbirine sağlamayacak. Evet, yani evet. bu haliyle yararlanamıyoruz. Hı hı. Ama özütlediğimizde, ekstrakte ettiğimizde hı hı. ki bu da bilim insanları, gıda, evet. uzman gıda mühendisinin yapması gereken bir işlem ve laboratuvar koşulları gerektirir. Yani evde, mevde yapılamaz. Hı hı. Bir şeylerle karıştırarak olmaz. Tek başına suyla, zeytinyağıyla, propolis özütlenmez. Bu şekilde saf fenolikler, flavonoidler, evet. polifenoller yani propolisin etken maddeleri elde edilir ve bu haliyle vücudumuz sindirebilir. Mesela bu elimdeki suya karışan, hı hı. suda çözünebilen damla formu. Bunu mesela suya damlatabiliyorum bakın. Kaç damla öneriyoruz mesela? Ee, bunu en az 20 damla, 20 damla. yetişkinlerin hı -hı. günlük kullanması lazım. En az %10 oranında saf Anadolu propolis içeren bir özütten günde en az 20 damla yetişkinlerin hı -hı. kullanması lazım. Çocukların da en az 10 damla kullanması hı -hı. lazım. Bakın suya tamamen karıştı. Hı -hı. Ve bu şekilde limonata gibi bir şey oldu, şekli görüntüsü oldu, görüntüsü oldu. Tadı da gayet makul. Tatlı bir tadı mı var? Hı hı. Propolis tatlı değildir, Değil midir? hiç şeker içermez, uh -huh. kalorisi sıfırdır. Hatta biz onu e, diyabet hastalarında ve böyle şeker kullanmaması evet. gereken diyetler yapanlarda da çok rahatlıkla uh -huh. kullanırız. Bu haliyle günde 20 damla sıfır kalori, yüksek oranda fenolikler, flavonoidler, polifenoller ben onlara iyi moleküller uh -huh. diyorum vücudumuz Doğru. için iyi olan moleküller doğadan gelen, arıdan gelen bunları bu şekilde direkt almış oluyorsunuz Gayet saf şekilde. Peki bu e, biraz önce Anadolu propolis <laughs> propolisi dediniz. E, nedir bu Anadolu propolisi nedir? Şimdi Anadolu propolisi kendi ülkemizde, kendi coğrafyamızda ürettiğimiz propolis uh -huh. diyeceksiniz ki farkı ne? Hani dünyada evet. bir tek arıcılığı biz yapmıyoruz tabii ki. Dünyanın başka ülkelerinde de arıcılık yapılıyor. Uh -huh. Ama Anadolu toprakları, kendi coğrafyamız ...bitki zenginliği açısından dünyanın en zengin bölgelerinden biri. Hı hı. 12 bin farklı bitki türünün yaşadığı bir coğrafyadayız Anadolu topraklarında. Hı. Ve burada 3500'ü endemik. Yani bu şu demek oluyor, bu bitkiler dünyanın başka hiçbir yerinde yetişmiyor demek oluyor. Hı hı. Ve bu bitkilerden dolayı da gerçekten Anadolu arı ürünlerinde... ...Anadolu propolisi başta olmak üzere çok özel fenolikler, flavonoidler, polifenoller görüyoruz. Bunlar dünyanın başka hiçbir ülkesinde bu 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 oranda bu yüksek oranda bulunmuyor. Daha kaliteli o zaman. Evet. Değil mi? Ve aynı zamanda bu çeşitlilikte de bulunmuyor. Hı -hı. Çok daha kaliteli. Yani evet. Anadolu propolisi dünya genelinde e, İstanbul Teknik Hı -hı. Üniversitesi'ndeyim ben biliyorsunuz. Aynı evet. zamanda yüksek lisansımı da orada yaptım. Bu e, yaptığımız analizlerde Hı -hı. şunu gördük. Dünyanın birçok bölgesinden elde edilen propolislerle ülkemizden elde edilen propolisleri etken madde açısından karşılaştırdığımızda gördük ki Anadolu propolisi gerçekten dünyanın diğer ülkelerinde üretilen propolislerden çok daha yüksek oranda etken maddeler, fenolikler, flavonetler, polifenoller içeriyor uh -huh. ve aynı zamanda klinik çalışmalarda da bu etkileri gördük. Çok daha başarılı. Çok evet. daha başarılı. Hatta biliyorsunuz benim de kendi oğlumda yaşadığım bir. Değil mi evet. Bunu anlatmanızı isteyeceğim var. ama anlatmadan önce sevgili izleyiciler, eğer ki sorularınız varsa canlı olarak sorabilirim. Televizyonunuzun altında yazan numaraya WhatsApp'tan yazabilirsiniz sorularınızı. Ben canlı yayında iletmiş olacağım. Bu arada ee, anlatabilir misiniz kendi oğlunuzla yaşadığınız sağlık sorununu? Şimdi ben evet sektörün içindeyim uzun evet. yıllardır. Hatta eşim de arıcılık uzmanı, hı hı. ziraat yüksek mühendisi. Biz uzun yıllardır sektörün içerisinde arge ve çalışmalar yapmaktayız. Ama kendi oğlumda yaşadığım bir bağışıklık problemi. 11 aylıktan itibaren hı hı. belki şimdi bizi dinleyen anneler varsa e, bunu tanıdık gelecektir mi? onlara evet. bu vakam. Ee, sık sık ateşlenmeye başladı ve sebepsiz bir ateşlenme. Yani boğazında işte kulağında, burnunda hiçbir yerinde bir şey yok, bir grip belirtisi yok veya başka bir hastalık belirtisi yok. Sadece yüksek bir ateş ve 40 derecelere varan Hı -hı. ve ısrarlı bir ateş 10 gün düşmüyor gibi. Hı -hı. Annem de çocuk doktoru. Hı -hı. Hani sık öyle ilaç veren Hı -hı. de bir doktor değil. Yani önce takip ediyoruz Hı -hı. ateşi doğal yollarla düşürmeye çalışıyoruz. Düşmeyince ilaca başlanıyor falan. Bu tablo e buna rağmen 5 sene sürdü. Yani 5 sene neredeyse ayda 2 defa, Peki bazı aylar 3 defa 40 dereceye varan bir ateş ve gün sonunda hep antibiyotik veriyoruz. Antibiyotiği aldıktan sonra bir hafta falan 10 gün düşüyor, tekrar çıkıyor antibiyotiği Hı -hı. bırakınca. 5 sene sürdü. 5 yaşında da Henoch-Schönlein vaskülit adı verilen yani kanın damar dışına sızması olarak tanımlanan Hı -hı. yani bir çeşit otoyumun hastalık. Evet. Vücut kendi kendine kanı bırakıyor bu başladı ve bu son derece de korkutucu bir tabloydu. Ee, çünkü takdir edersiniz ki 5 yaşında bir çocuk sebepsiz yere Tabii. böyle bir bir çeşit iç kanama başlamış ve cilt altında toplanıyor. Ee, ben de bir sabah kalktım kollarında, bacaklarında mor mor lekeler. Hmm. Alerji olduğunu düşündüm önce. Çünkü hani birçok çocuk alerjik ya artık. Evet doğrusu. Benim de oğlum biraz alerjik. Hı -hı dedim herhalde alerji oldu ama sonra anlaşıldı ki onlar iç kanamaymış hı hı. ve e, 18 doktor gezdikten sonra teşhis konuldu. 18. hocamız otoimmun hastalıklar konusunda uzman bir hoca. Hı hı. Bana dedi ki "Aslıcığım madem sen dedi arıcılık sektörünün içerisindesin. Evet bu konuda da akademik de çalışmalar da yapıyorsun. Neden dedi e, propolis arı sütü vermiyorsun bu çocuğa?" Hı hı. diye sordu hoca bana. Sene 2010 o zaman evet. ve ülkemizde daha arı sütü propolis üretimi yok. Hı hı. E, Çin'den geliyor arı sütü propolis hı. adı altında bir takım maddeler ama bunlar da doğal ve saf değil. Hep katkı maddeleriyle evet. çoğaltılmış sahte ürünler. Hocam dedim güvenip veremiyorum çünkü piyasadaki birçok ürün bu sahte Çin propolisleriyle ve arı sütleriyle üretiliyor. E, o zaman dedi e, niye kendi oğlun için kendin hani e, arıcılarla hı hı. birlikte yapmıyorsun ...denemiyorsun Şeylerin bu işi. Şeklerin hazır nasıl Ha Madem evet. öyle, ben de o zaman tabii kovanım yok. Aracılardan birinden rica ettim sağ olsun benim için üretip gönderdi. Bu şekilde gönderdi hı. Propolis'i. Ee, tabii literatüre baktığımda literatürde binlerce yayın var. 120 binin üstünde akademik, hı. tıbbi, bilimsel yayın var... ...Propolis'le ilgili hı hı. ve etkileriyle ilgili. Bunu o zaman işte literatürden bakarak özütledim... ...ve laboratuvarda bu hale getirdikten sonra vermeye başladım... E, bu arada doktor dedi ki eve kapatalım çocuğumuzu, e, insanlarla temasını keselim. E, çünkü aynı pandemi döneminde olduğu gibi evet. insanlarla temas ettikçe enfekte oluyor ve sık sık hı hı. hastalanmaya devam ediyor. Sen dedi doğal besle, propolis arı sütü ver, hani çok ateşi ağrısı olursa bir ağrı kesici veriyoruz o kadar takip hı hı. edeceğiz dedi. Bağışıklık hücrelerinin sayısı artınca immunoglobulin evet. G ölçüyorduk o zaman. Bu değer dedi 400 olan değer 800'ü geçecek bu çocuk düzelecek. Ee, ben de başladım hocanın dediği Hı -hı. gibi yapmaya tabii ki ve propolis de her gün literatürden baktım. Yüzde otuzluk bir konsantre bir özüt hazırladım. Mesela bu elimdeki yüzde onluk benim Hı -hı. hazırladığım daha konsantre daha iyice koyu evet. e, kahverengi bir özüt oldu. Ondan günde 40 damla yoğurda karıştırarak vermeye başladım. Arı sütünü de hambala yani kovandan taze sağılmış ısıl işlemlerden geçmemiş besin Hı -hı. değeri en yüksek olan hambala karıştırdım. O şekilde vermeye başladım. Biz düzenli tam 6 ay e, arı sütü propolis kullanarak ve hocanın dediği bu eve kapanma uygulamasını da evet. yaparak bağışıklık hücrelerinin tam iki katına çıktığını, hı hı. bu arada tabii hiç antibiyotik kullanmadık. E, kendimiz hani hocayla birlikte kanda Çok ölçerek güzel. gözlemledik. Hı hı. 400 olan değer yavaş yavaş 600'ü geçti ve oğlumda ne ateş kaldı ne o alerjiler kaldı. Hı hı. ...ne de e, henoşönlen vaskülit dediğimiz o iç kanama kaldı. Uh -huh. Hepsi birden düzeldi. Yani bağışıklık sistemi Anladım. bayağı iyileşti. İyileşince e, bütün bu sorunların da hepsi düzeldi. Uh -huh. Tabii ben bunu da görünce uh -huh. ee, o zaman dedim ki biz bunu dünyaya anlatmalıyız. Arılar orada çok değerli ürünler üretiyor. Evet. Doğadan topluyorlar bu arı ürünlerini arılar aslında hem kendileri için topluyorlar hem de insanlar için de çok faydalı. Neden dedim bunu dünyaya anlatmayalım? Neden ülkemizde de arı sütü, propolis, polen, arı ekmeği, arı zehri üretilmesin? Evet. Ondan sonra kendimizi arıcılara bu ürünlerin nasıl üretileceğini öğretmeye adadık. Ne güzel. Bu ürünlerin faydasını da dünyaya ve arıların yaptıklarını da dünyaya anlatmaya Çünkü kendiniz adadık. bunu yaşayarak öğrendiğiniz evet. için bu çok daha farklı bir deneyim. Peki çocuklarda bağış çocuklardan girmişken konuşalım. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için nasıl bir kullanım olmalı? Yani okul ...çocukları olarak Şimdi düşünelim. Şimdi okullar başladı. Evet. Enfeksiyonlarda yavaş yavaş işte bu mevsim geçişleri... Hı -hı. ...hava bir sıcak bir soğuk çocuklar terliyor zaten. Evet. <laughs> Top oynuyorlar, terliyorlar, üstüne Doğru. bir rüzgar yiyorlar. Çabuk üşütebiliyorlar. Evet. Şimdi şu dönemde az önce söylediğim gibi... ...normal sağlıklı bir çocuk, herhangi bir kronik hastalığı Hı -hı. olmayan bir çocukta... ...yüzde on oranında saf Anadolu propolis içeren bir özüt yeterli olacaktır. Hı -hı. Bundan en azından bir yirmi damla günlük verelim... Suyuna sütüne meyve suyuna karıştırabiliriz ben mesela az önce suya karıştırdım hı hı. ama mesela anneler bazen diyor ki işte çocuk hani 20 damlayı bir seferde suyla içemiyor o zaman şöyle yapabiliriz sabah bir on damla, akşam bir on damla Hı -hı. ikiye bölebiliriz. Direkt Ortakal ağzına damlatılsa mesela çocuk ben isterse... kendi çocuklarımda ağzına direkt damlatıyorum. Hı -hı. Hatta yüzde otuzluğu damlatıyorum. Hı -hı. Ama onlar çok alışık. Anladım. Biri beş yaşından beri şimdi Hı -hı. 18 oldu propolis Hı -hı. kullanıyor. Hı -hı. İki numara küçük olan da neredeyse hani e, bir, bir yaşından beri diyeyim altı Anladım. aylıktan beri propolis Hı -hı. alıyor. Sevgili izleyiciler sormak istediğiniz sorular varsa arı ürünleriyle ilgili propolislerle ilgili aklınıza Takılan hangi hastalıklara iyi gelir? Yine konuşacağız. Bir takım sorular hazırladık ama aklınıza takılan sorular varsa canlı olarak yazabilirsiniz Alt, e, ekranınızın altından geçen numaraya bildirin. Ben canlı yayında soruyor olacağım. Çok özür dilerim hatırlatıyorum tekrar ki canlı canlı sohbet daha güzel oluyor tabii çünkü tabii. Ee, fazla doz aşımında diyelim ki çocuklarda 20 damla değil de 30 damla kullandı çocuklarda zarar var mıdır? Yok yok bu söylediğim minimum, minimum doz olarak. Evet. Yani şöyle diyelim ki doz aşımı canım... var mı mesela? Yok yok doz aşımı yok. Yani uh -huh. e, propolisin e, her türlü epidemiyolojik uh -huh. e, çalışmaları yapılmış. Uh -huh. Yani akademik olarak ve tıbbi olarak araştırılmış ve toksikolojik çalışmaları da yapılmış. Uh -huh. Dolayısıyla mesela propolisin doz aşımını yapabilmeniz için yüzde %30 gibi en konsantre olan e, formülden günde 100 şişe filan içmeniz Olmayamaz. lazım. Olmaya fazla. Dolayısıyla o kadar <laughs> evet. pratikte içmek mümkün olamayacağı için toksik olmayan Hiçbir bir bileşen olarak tanımlanmış. Hı -hı. Benim söylediğim bu miktar en az miktardır. Anladım. Hani daha az olursa fayda sağlamaz Hı -hı. anlamında. Ama şunu yapabiliyoruz. Mesela diyelim ki biz günlük 20 damla propolisimizi veriyoruz. Evet çocuğumuza ama yine de tabii ki enfeksiyonlar çok yaygın. Hastalanabilir mi? Tabii hı hı. ki hastalanabilir. Baktık ki hasta oluyor gibi oldu. Biraz hapşırmaya, öksürmeye halsizlikler başladı. Hemen o dönemde daha konsantre bir şekilde günde 80 damlaya hı. kadar çıkabiliyoruz. Dozu da ya da daha konsantre bir formüle. Mesela ben benim evde hem %10'luk ıı, suda çözünebilir damlam vardır. Ben bunu günlük kullanırım ama bir de yüzde otuzluk vardır hı hı. en konsantre olan onu da böyle hastalanıyor Hastalan. gibi olduğumda ona geçerim üstelik dozu da arttırırım. Birini Yetişkin mesela izleyiciler şöyle anlayabilir birini normal koruyucu doz olarak yani e, hastalanmamak adına içiyoruz birini daha konsantre olanı veya dozunu biraz daha arttırdığımızı böyle kendimizi kırgın hissederiz. ama ben hastalanıyorum dediğime başladığımız anda içmemiz gereken doz değil. Mi? Aynen yani hı hı. biraz daha böyle vücudumuz kırgınlık evet. olduğunda doz arttırarak hı hı. E, orada biraz daha hı hı. E, vücudun çabuk toparlanmasına yardımcı oluyoruz. Ama ben şunu da özellikle belirtmek hı hı. istiyorum. Tabii ki hastalandığımızda öncelikle evet. doktorumuza Tabii gidiyoruz ki. ve ilaçlarımızı içiyoruz. Evet. Bunları besin desteği olarak, hı hı. takviye olarak kullanıyoruz. Ee, bir takım sorular var. Canlı yayında sorularımızdan ileteceğim ben size. E, merhabalar, propolis açıldıktan sonra ne kadar süre kullanılabilir? Şimdi propolis dünyanın en stabil gıdasıdır. Evet, dolayısıyla hiçbir şekilde bozulmaz. Hı -hı. Ağzını açtıktan sonra çok uzun süre yani 2-3 yıl gibi bir Hı -hı. sürede de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama benim tavsiyem hani herhangi bir e, evet. e, formülü bir ürünü e, kullanmaya başladığınızda bu bir gıda ürünü de olabilir... Hı -hı. Onu mümkün olan en kısa sürede Doğru. bitirin. Peki yani. bunu buzdolabında poşette mi, nerede saklamalıyım diye bir sorumuz e, var. Normal oda sıcaklığında saklayabilirsiniz Hı -hı. ama böyle yaz aylarında evim 45 derece oluyor diyen varsa <laughs> onlar buzdolabına koyuyor olabilir. Doğru. Hı -hı. Ama normal şu anda şu mevsim oda Buzdolabının da yumurtalık kutusu dediğimiz yerinde galiba değil de mi? Buzdolabında saklamaya buz... gerek yok. Gerek yok. Yani evet. ev çok sıcak, Hı -hı. aşırı sıcak değilse şimdi arı ürünlerini 45 derecenin üstüne ısıtmamak lazım. Bal için de geçerli, propolis içinde geçerli, arı sütü, Hı -hı. polen, arı ekmeği hepsi için. Yani eviniz çok sıcak değilse evet. arı ürünlerini oda sıcaklığında saklayabilirsiniz. Bir tek taze arı sütü yani kovandan taze elde edilmiş Hı -hı. arı sütü eğer bala ve propolise karıştırılmadıysa safsa Hı -hı. onun buzdolabında saklanması gerekiyor. Hı -hı. Yine polen de taze ise kurutulmadıysa onun da buzdolabında saklanması gerekir. Hı -hı. Bunun dışında hepsi oda sıcaklığında stabildir. E, astım hastasıyım e, Kullanabilir miyim diyorlar Astımda iyi var mıdır Güzel bir hı hı. soru Hatta bu vesileyle biraz yayınlardan da bahsedeyim Evet. Bakın gelmeden astım hastaları üzerine yapılan çalışmayı da araştırdım Çünkü şimdi mevsim geçişi başladı hı hı. Alerjiler de başladı 2019 yılında Azat Üniversitesi'nde yapılan çift kör randomize hı hı. bir çalışma var hı hı. Bu da astım hastalarıyla ilgili Orta şiddette astım hastası olan 52 hastaya ...bir ay boyunca günde 3 defa 75 miligram evet. olacak şekilde propolis e, takviyesi vermişler. Bunların bir grubuna da yani iki gruba ayırıp hı hı. yarısına her gün günde 3 defa evet. 75 miligram propolis... ...diğer yarısına hiç propolis vermiyorlar ve hı hı. bir ay boyunca takip ediyorlar. Görüyorlar ki propolis alan grubun astım kontrol testi sonuçları kontrol grubuna göre... Çok daha iyi hmm. yani astım Ağladım. belirtileri e, hafiflemiş hı hı. astım atakları azalmış gece uykuları rahatlamış bunu da yine propolisin antoksan ve anti hı. özelliğine bağlamış burada araştırmacılar. Yani bilimsel olarak astıma iyi geldiği kanıtlanmış efendim emzirme ile ilgili çok soru var emziren anneler kullanılabilir tabii mi anne mi kullanacak bebek mi onunla biz ilgili de çok soru var. Biz emziren annelere her zaman diyoruz ki biz bebeğimize en az bir yaşına kadar hı hı. mümkünse tabii ki. Ee, anne sütü verelim. Evet. Anne kendisi bütün bu faydalı hı hı. E, gıda ürünlerini, arı ürünlerini kendisi tüketsin. Ve kendisi sütünden de zaten bebeğe fayda sağlayacaktır. Burada emziren annelere bir iki tiyo da vereyim. Hani evet. sütün bollaşsın hı hı. endişesi var ya. E, şimdi şunu yapabilirsiniz. E, arı sütü. ...çok güzel süt bollaştıran Hı -hı. E, bir özelliği var. Arı sütü de anne sütü gibi zaten. Arı sütü evet. anne sütü gibidir arılar için. Yani arıların kendi bebek e, arılar için Hı -hı. ürettiği bir süt. Anne sütü gibi evet. çok benzer. Arı sütünü, Hı -hı. taze arı sütünü sabah aç karnına dil altından alabilirsiniz. Hı -hı. Ya da ha, propolis arı sütü ham bal karışımı şeklinde. Günde bir tatlı kaşığı. Üzerine de bol bol su için hı hı. çok güzel hem süt kalitesini arttırıyor süt verimini arttırıyor hem de bebeğin de bağışıklık sistemine büyüme gelişmesine sağlıklı gelişimine katkı sağlayacak. Aynen. Yine propolisi de enfeksiyonlardan korunmak için çünkü hı hı. biz emzirirken hasta olmaktan hoşlanmayız Tabii. ilaç içmek zorunda kalmaktan hoşlanmayız hı hı. bebeğe gider o ilaçlar o yüzden propolisin de hem hastalanma sıklığını azaltmada faydası Hı -hı. olduğu için bu noktada da çok faydası olacak. Evet. Efendim, e, bu emzirme ile ilgili çok aşırı soru var ama eğer ki emzirme kesildiyse bebek 10 aylık bir bebek şeklinde söyleniyor. E, buna verilebilir mi? Bir yaşına kadar hani Şimdi, normalde emziren annelerde kullanmayın dedik ama emzirmiyorsa 6 aylık mesela emzirmeyi bıraktı. Yani genel, genel teamülümüz şudur. Biz evet. arı ürünlerini genellikle 1 yaş üzerine başlarız. Anladım. Ama propolis için özüt formunda Hı -hı. literatürde bir e, yaş sınırı bulunmuyor literatür anlamında. Hı -hı. E, ama genel teamülümüz yavaş yavaş bir yaş üstünde günde bir damlayla başlamak. Hı -hı. Günde bir damla mesela bebeğimiz ek gıdaya geçti. Evet. ...yoğurduna ya da mamasına... ...günde bir damla damlatarak başlayabiliriz. Sonra yavaş yavaş damla sayısını... Hı -hı. ...işte bir bir süre sonra... ...iki evet. damlaya, bir ay sonra... ...bir ay sonra üç damlaya... ...hani böyle yavaş yavaş yaşı büyüdükçe... Evet. ...yavaş yavaş damla sayısını artırarak... ...tadına da alışarak büyüdüklerinde... Hı -hı. ...çok rahat büyüyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki... ...siz ikinci çocuğunuza altı aylık vermişsiniz... ...e verdim. Evet. Çünkü biliyorum... ...hani Hı -hı. çok e, bilimsel olarak biliyorum. Hı -hı. Şimdi şöyle bir şey var... ...küçük bebekler daha alerjik olabiliyor. Mesela çocuk doğdu, 6 aylık yumurtaya başladınız. Yumurtaya alerji gösteriyor ama sonra bırakıyorsunuz yumurtayı. Bir yaşına geliyor bebek. bir uh -huh. yaşında yumurtaya başlıyorsunuz. Alerji göstermiyor. O yüzden hani böyle çocukların o yüzden anne sütü verelim uh -huh. diyoruz. Bağışıklık sistemleri ve anti alerjik özelliği açısından, çocuğun büyüme gelişmesi açısından en uh -huh. güzel o yüzden Anne sütü hı hı. ama bir yaştan sonra ek gıdaya hı hı. geçtiğimizde çocuklarımızın alerji olma ihtimali de azalıyor. Hani propolis'e ben o yüzden dedim bir yaş diye. Ama mesela Alacağım. ben kendi oğluma daha küçük başladım hı hı. çünkü hastalanmaya ateşlenmeye Anladım. başladı. Hı hı. Ee, hani dedim öncelikle e, direkt antibiyotiklere sarılacağım ama öncelikle bir propolis'i deneyeyim. Hani sonuç hı hı. alamazsak ama çok şükür sonuç aldık ve ondan sonra e, devam ettim ve hı hı. mesela o şimdi 11 e, 11 yaşına geldi. Hani direkt e, boğazına en konsantre formülü de damlatsam hiç rahatsız olmadan Hı -hı. kullanabiliyor. Ve çok da hani üstüne su Hı -hı. bile içmiyor. Hani Hı -hı. çok rahat kullanıyor. Evet. Tadına alışarak Anladım. büyüdüğü için. Piyasada pek çok propolis ürünü var, arı ürünü var. Biz bunların sahte veya gerçek olduğunu nasıl anlayacağız? Daha çok güzel bir soru. Hı -hı. E, şimdi tabii e, bu e, arı ürünleri ülkemizde popüler oldu. Evet. Özellikle son 10 yılda. Ve mesela geçtiğimiz günlerde Dünya Arıcılar Birliği'nin kongresi de ikinci defa yine Türkiye'de yapıldı. Hı, Bakın güzel. bu çok önemli bir kongreydi. Hatta bizzat benim de orada üç ayrı akademik sunumum hı, oldu. Güzel. Üç ayrı akademik çalışma yaptım. Onların da yayınlanmasını sağladık. Ve Anadolu propolisiyle yani ülkemizin değerli arı ürünleriyle yaptığımız çalışmalardı. Şimdi bu noktada... Bunlar popülerliği arttıkça tabii ki sahteciliği de çok evet. fazla artıyor. Şimdi be, ben birkaç tüyo vereyim ama hı hı. hani bunlar bir garanti midir deseniz yüzde yüz garanti değildir. Ee, bitiyor. Mesela bakın e, propolisin ham hali bakın kahverengi. Evet değil mi? Bu ülkemizin propolis'i böyledir. Hı hı. ülkemizde e, propolis ağırlıklı olarak kahverengidir evet. ve e, özütlendiğinde de bu kahverengi olması lazım. Hı -hı. Bakın bu özüt formu ki yüzde onluk hani evet. e, en düşük oranda propolis içeren bir formül. Bakın bu da kahverengidir. Az önce suya damlattım ve onu sarı içtim. Sarı oluyor. Ama suya damlatınca suyun rengini sarı evet. yapar. Belki buradan tekrar görebilirler. E, bilmiyorum Şöyle kamera gösteriyor. Şöyle yapın onu bardağa koyabilirseniz suyu birazcık dökelim. öyle yapayım. Hı -hı. Tamam. Yeter. Hah. Bakın suya damlattım. Kendi rengi kahverengi. İyi kalite bir özütte bal bulunmaz. Böyle pütür pütür parçacıklar yoktur. Ve suya damlattığımda bakın suyun rengi sarardı. Yani kendi kahverengi rengi açıl Suyu boyamadı. Evet. Yani kahverengiye boyamadı. Ve aynı zamanda oranı yükseldikçe yüzde %20'likse %30'luksa da bu kahverengilik artar. Koyuluk hı, daha artar. Daha böyle hafif siyahımsı gibi mi oluyor? Böyle iyice koyu kahverengiye Anladım. doğru hı hı. gider. Ve tadı acımtıraktır, güçlüdür. Şeker içermez. Hı hı. Ee, böyle e, ne bileyim sap sarı propolis geliyor mesela komple sarı mesela o propolis Hı -hı. değil. Hani bal mumunu falan özütlemiş olabilir. Anladım. Veya su gibi bembeyaz olabiliyor. Veya boyuyor suyu. O zaman onlarda boya içeriyor olabilir. Onlarda katkı maddeleri var kullanmayalım evet, diyebiliriz. Evet, aynen. Bu arada şeker içermediğini söylediniz. Kilolu hastalarımızda kullanılabilir mi? Kilosu fazla olanlar kullanılabilir mi diye bir soru var. E tabii ki tabii Hatta şöyle var. bir e, bilgi de vereyim. Hı hı. Şimdi propolisin e, tip 2 diyabitte kullanımı var. Hı hı. Hatta Anadolu propolisiyle bizzat benim içinde bulunduğum bir çalışma da yaptık. Evet. İki ayrı üniversitede katıldı bu çalışmaya. Anadolu propolisiyle ratlarda ra, e, tip 2 diyabetli ratları 4 evet. gruba ayırarak farklı oranlarda propolis verdik bir ay boyunca. Hı hı. Hem kan şekeri dengelenmesine baktık. E, ...glisemik indeksine evet. ve işte kandaki glukozun ne kadar hızlı yüksel, Hı -hı. yükseldiğine baktık. Hem de karaciğer enzimlerine baktık. Hı -hı. Bir ayın sonunda e, şunu gördük ve bu yayınlandı akademik e, bilimsel literatüre girdi. Bir ayın sonunda şunu gördük. Propolis'in oranı arttıkça kullanma oranı kan şekeri dengelenme hızı artıyor bu Hı -hı. bir. İkincisi... Propolis kullanmayan gruba göre kullanan grubun kan şekeri dengesi Hı -hı. normale geldi. Kullanmayan grupta normale gelmezken tip diyabet rahatsızlığı devam ederken 3 ALT AST gibi karaciğer enzimleri bozulmuştur atlarda. Tip 2 evet. diyabet oluşturmuş ratlarda. Bunlar da düzeldi Hı -hı. propolis kullanan grupta. Dozu arttıkça düzelme hızı da arttı. Anladım. Dolayısıyla kesinlikle orada net bir fayda da sağlayabilir. Hı -hı. Ama tabii ki ilaçlarını Mutlaka kullanacak. Mutlaka kendi ilaçlarını kullanacak, uyacak. Doktoruna gidecek. Kendi evet. doktorunu ve ilaçlarını bırakmayacak. Bunu Artık destek olarak, destek ve yardımcı bir ürün olarak yine doktoruna danışarak bunu da kullanıyorum diye. Herhangi bir e, etkileşim yapma yani olasılığı var, var mı? doktora danışmasına gerek, gerek yok, yok çünkü yok mu? tamam. E, doğru Hı -hı. bir propolisin ilaç etkileşimi Hı -hı. yok. E, anladım. Ama... E, tabii ki besin desteği olarak tabii. kullanacak. E, birkaç tane aynı türden soru var. Kanser hastaları ile ilgili her Hepsine şifa diliyorum ben buradan ama. Babam mesane kanseri 3. evre. İlaç tedavisi görüyor haftalık olarak. Propolisin iyi geldiği söylendi. Bununla ilgili ne kadar alacak, nasıl yapacak diye bir sorumuz var. Aynı zamanda kemoterapi gören başka bir hastamız daha. Ara ürünlerinden hangisini kullanmalıyız diye bir soru sormuş. Öncelikle çok geçmiş olsun. Evet geçmiş olsun. Ee, şimdi kanserle ilgili, propolisle ilgili çok araştırma var. Hı -hı. Meme kanseri var, baş boyun kanserleri evet. var mide kanserleri var, bağırsak kanserleri var, cilt kanserleri hı hı. var. Yani literatüre girmiş propolisin antikanserojen etkisi biliniyor. Hı hı. Ve kanser tedavisine destekleyici olarak kullanımı da var ve öneriliyor literatürde. Hı hı. Hatta bizzat benim içinde bulunduğum çalışmalarda var. Ben meme kanseri çalışmasının içerisinde evet. bulunmuştum ve son Dünya Arıcılar Birliği Kongresi'nde yayınladığım sunumda hı hı. E, yine kanser hastalarında Tedavi sırasında kemoterapi ve radyoterapi evet. sırasında ağız içi e, yaralarının oluşumunu Onun engelleme Onunla ilgili de üzerineydi. Hollanda'dan bir hastamız soru sormuş. Ağız içi eşinde sürekli ağız içi yaraları varmış. Ağız içi yaralarına iyi gelir mi şeklinde e, soruyorlar. Kesinlikle çok faydası var. Bütün bu çalışmalarda hem Propolis'in güçlü antikanser özellik gösterdiğini gördük hem kemoterapi ve radyoterapinin yan etkilerini azalttığını gördük. Evet hem de aynı zamanda ağız iç yaralarının hem oluşumunu engelliyor hem de oluşmuş yaraların tedavisini Hı -hı. hızlandırıyor. Şimdi bağışıklık sistemi her iki hastamız da düştüğü zaman zaten kanser hastalarımızda da diğer hastalarda da bağışıklık sistemi düştüğünde bir takım yan etkiler ortaya çıkıyor. Ağız içi yaralar ben diş hekimi olduğum için zaten hani hastalarımızda o kadar çok görüyoruz ki ağız içi yaraları. E, bağışıklık sistemini güçlendirici yanından dolayı bile olsa direkt hastalığa etkisi olmasa bile e, bayağı etkili bir şey diyebiliriz. Ama şunu son Mesela evet. hangi formülden evet, kaç damla önemli? Kullanayım. onu söylüyorlar. Ee, şimdi kanser hastalarına kesinlikle en az yüzde %30 oranında propolis içeren bir formülden. Bir %10'luk normal kullanıyoruz ama %30'luk olanlar. %30 kullanacağız. %30 daha konsantre evet. olanı ve günde en az 80 damla. En az 80. Ve onu, Onlar o konsantre Hı -hı. formüller suya karışmaz. Onları yoğurda veyahut da sevdiği başka bir katı gıdaya karıştırarak kullanabilir. 40 sabah 40 akşam düzenli kullanmayı Hı -hı. tavsiye ediyoruz. Hem radyoterapi kemoterapi olurken de kullanabilir hem de tedavileri bittikten sonra da hayat boyu yine 40 damla olarak devam etmesine Kullanabilirler, yarar var. değil mi? evet. Ee, kardeşimin ateşi 37 dereceden aşağı düşmüyor. Antibiyotik çok aşırı kullanan bir çocuk ne yapmalıyız diyor. Sizin çok çocuğumuza çocuğumuza olsun, benzer. Benim çocuğuma bir, evet. çok benzer bir tablo. Ben kesinlikle düzenli olarak propolis kullanmasını ve yine konsantre formülle başlamasını Hı -hı eee yani %30'lukla günde 40 damla olarak bir de yanı sıra propolis, arı sütü, ham bal karışımından da hı hı. yine günde bir tatlı kaşığı vermesini tavsiye ederim. Ee, alabiliyorsa bir tık pahalı artık taze arı sütü de yine hı hı. çok etkili olur. Sabahları aç karnına böyle yarım çay kaşığı dil altından verebiliyorlarsa çok faydası hı hı. olur. Ha veremiyorlarsa bunları sevdikleri gıdalara katabilirler. Hı hı. Tek dikkat edecekleri şey şu daha çok sıcak olmayacak hı. Ilık ya da sıcak soğuk gıdalar. 45 derecenin üstünde biraz etkisini bozuyor demiştim. Evet yani değeri evet. azalır faydası azalır hı hı. o şekilde yapmayalım. E, başka bir izleyicimiz sormuşlar 20 yaşında demir eksikliği anemisi var ve küçüklüğünden beri geçmiyor. E, propolis'in demir eksikliği anemisinde işe yarayıp yaramadığını sorarlar. Yani yapılan yine bir çalışmada bununla ilgili bir çalışma hı hı. E, birkaç çalışma gördüm. E, şunu gösteriyor propolis. Uh -huh. Kanda demirin bağlanma kapasitesini arttırıyor. Dolayısıyla vücutta kan yapımına tetikliyor, arttırıyor. Evet. Doğrudan demir içeriği de var mı deseniz evet var. Uh -huh. Ama ayrıca kanda demirin bağlanma kapasitesini arttırdığı için kan yapımını arttırdığı için tercih ediyoruz. Proporistan fayda görebilir. Uh -huh. Bir de artı olarak ben ona ara ekmeği önereceğim. Uh -huh. Şimdi arı, arı ekmeği, ekmeği nedir? Ondan bahsedelim arı önce. Arı ekmeği arıların e, şimdi arı önce polenden bahsetmem evet. lazım. Evet, öyle gidelim. Polen nedir? Polen arıların bitkilerin tohumlarından topladığı bir e, tohum aslında. Hı -hı. Bir madde. E, bakın burada görüyorsunuz. Evet. Bitki tohumu. Biz arılar bunu toplayıp kovana getiriyorlar. Kovanda her petek gözün içini bununla dolduruyorlar. Hı -hı. Üzerine de enzimlerini bırakıyorlar. Hı hı. Her petek gözüne değil tabii. Polen petek Anladım. gözlerini. Şimdi evet, arılar evet, petekleri evet. üçe böler. Bir kısmına polen koyar, bir kısmına bal koyar, bir kısmına da yavrusunu koyar. Hmm. Yani dolayısıyla ne kovanda bir düzen vardır. Karıştırmazlar mı bunları? Yok karıştırmazlar. Bir Anladım. tane ana arı vardır, kraliçe evet. arı vardır. O bütün kovanı yönetir. Birbirleriyle böyle uçarak, daireler çizerek, dans ederek haberleşirler. Hı -hı. Yani Kovandaki dizeni izleseniz, bilseniz... Hı -hı arılara aşık olursunuz Aa! hayran olursunuz ve 45 gündür ömrü bir arının bakın Öyle 45 mi? günlük He. ömründe her şeyi bilerek doğmuş gibi doğar Hı -hı. ve bütün o sistematiğe uyarak ne kadar enteresan değil mi bilerek yani üç'e bölüp evet. de onun yerini karıştırmadan oraya tohumu koyup öbür tarafa balık koyması çok yani ilginç geldi bana doğayı incelesek orada evet. aslında her şey var Hı -hı. Ee, yani bizim onları bulup çıkarmamız insanlığa sunmamız gerekiyor evet. Allah hepsini bizlere sunmuş ee, bize düşen de Bunları Oradaki bulmak, faydayı yapmak. bulup insanların evet. kullanımına sunmak. Hı -hı. Şimdi burada polen içerisinde vitaminler, mineraller, evet. alüminyum asitler, enzimler e, bunlar açısından çok zengin bir madde. Bir tam gıdadır. Yani polen yiyip su içerek hayatta kalabiliriz. O kadar Hı -hı. zengindir. Bu poleni arılar fermente ediyorlar. Hı hı. Dış kabuğunu sentezleyip daha sindirilebilir hale getiriyorlar. Hı. Bu sırada da probiyotik bakterilerle zenginleştiriyorlar. Hı. Arı ekmeği polenin arılar tarafından fermente edilmiş ve aynı zamanda da probiyotik bakterilerle zenginleştirilmiş formudur. Hı hı. Arı ekmeği demir içeriği açısından çok zengindir. Yine içinde vücutta kan yapımını tetikleyen birçok faydalı vitamin, mineral, hı hı. amino asit ve organik asitler var ve probiyotikler var. Probiyotik varsa o zaman bağırsaklara da çok etkili çok değil saygın, mi? Bağırsak her de. Mide ve bağırsakla ilgili de pek çok soru evet, var. Mide hastalıklarına ve bağırsaklara etkili. iyi gelir mi diye. O zaman evet. onun için e, ara ekmeğini önereceğiz? Şimdi evet eğer e, bir sindirim problemi yaşıyorlarsa hı hı. ara ekmeği bağırsak florasının düzenlenmesinde, mide bağırsak sistemi sağlığının gelişmesinde ve iyileşmesinde çok etkili Ne kadar bir besin. kullanacak? Bundan günde en azından bir iki tatlı kaşığı yetişkinlere hı hı. yine günde en az bir kat bir tatlı kaşığı kadar da çocuklara öneriyoruz. Bir tatlı kaşığında böyle yaklaşık 10-15 tane ara ekmeği olur. Bakın bunlar böyle tane tanedir. Yenebiliyor yani. mu onlar öyle öyledir? Tabii tabii. Anladım. Çok da güzel. <laughs> Hmm. Ben burada sizinle konuşurken bayağı beslendim bu arada. <laughs> <Bu> şey, Bağışıklık <laughs> sisteminizi güçlendirdiniz. Ben kıskandım şimdi. <laughs> o kadar çok soru var ki. E, kalp hastasıyım diyor izleyicimiz geçmiş olsun diyoruz e, Kalp hastalarında da faydası var mıdır ve ne kadar kullanmalıyım diyor. Şimdi kalp ve damar rahatsızlıkları ile ilgili literatürde en fazla yayın arı sütü ile ilgili. Hı -hı. Özellikle kalp ve damar tıkanıklıklarında veya işte damar rahatsızlıkları ya da kalple ilgili evet. kas rahatsızlıklarında arı Hı -hı. sütü ile ilgili yapılmış çalışmalar gerçekten tedavi destekleme özelliği olduğunu gösteriyor. Ben bu kişiye kişi uh -huh. bilemiyoruz tabii detayını rahatsızlığının evet, ama kalp ve damar rahatsızlığı dediği için arı sütünü özellikle taze arı sütünü sabahları aç karnına dil altından bir çay kaşığı tavsiye ederim. Taze arı sütü olmuyorsa en azından arı sütü propolis ham ballı bir karışım kullanmasını onu da günde bir iki tatlı kaşığı uh -huh. yine yoğurda karıştırabilir. Yanı sıra propolisinde de biliyorsunuz vücuttaki toksinleri atıcı özelliği evet. var. Aslında antioksidan gıdalar dediğimiz gıdalar vücuttan toksinleri atar. Dolayısıyla kalan hücrelerimiz daha sağlıklı ve zinde olur. Hı hı. Dolayısıyla kalp rahatsızlıklarında da bu damar içi tıkanıklıklarda da vücutta toksin birikimleri buna yol açtığı için propolisin de Yine destekleyici faydası olacaktır. Propolis de yine konsantre bir formülden yüzde otuzluk evet. bir formülden günde en azından kırk damla yanı sıra kullanmasında yarar görebilir. Biz sizinle daha önce de program yapmıştık. Dolayısıyla bu e, tatil döneminde bana pek çok soru gelmişti. Şimdi çocukların bunu bir e, benzer bir soru var, o nedenle soruyorum size. Artık aileler çocuklarının erken ergenliğe girmesinden şikayetçi. Erken ergenlik oluyor. Bazı doktorlar bu e, kullanılan arı ürünlerinin erken ergenliğe girmesine sebep olduğunu söylüyorlarmış. Bununla ilgili doğruluk yanı var mıdır şeklinde soruluyor. E, bir de çocuğun boyu uzar mı, gelişimin hızlandırır mı şeklinde bir Şimdi sorumuz var. Şimdi bir defa. E, uh -huh. Piyasada çok sahte ürün var. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, 100 tane propolis uh -huh. ürünü alsanız, 90 tanesi sahte çıkıyor. Ee, ne kadar kötü? Bu kadar ciddi bir uh -huh. sorun var. Dolayısıyla ben e, hekim arkadaşlarımızın, uh -huh. doktor arkadaşlarımızdaki evet. olumsuz e, uh -huh. geri evet. bildirimlerin. Bu sahte ürünlerle alakalı olabileceğini Hı -hı. düşünüyorum. Evet. E, dolayısıyla hani orada yaşadıkları olumsuz bir deneyim varsa, onu aslında propolis atfetmiş olabilirler. Hı -hı. E, ama o propolis değildir, sahte bir üründür. Hı -hı. Çünkü propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği, hambal, bunlar hormon içermez sahte <laughs> olanlarında bunu özellikle bildirelim izleyicilerimize de sahte ürün almış olabilirsiniz. Sahte olanlarında da muhtemelen zaten farklı hormonlar var, şeyler var, katkı maddeleri yani şöyle var ya. Yani bakın sahtelerde yani şimdi Çin'den gelen evet, bir toz propolis geliyor Türkiye'ye hala geliyor maalesef hı. ülkemizde üretilmesine rağmen. Hı. Tarım Bakanlığımıza buradan çağrı yapalım, evet. bunu engellesin. <laughs> Arıcılarımızı Anladım. koruyalım kendi hı. ülkemizin değerlerini koruyalım. Şimdi bu e, toz gelen Çin'den gelen bu sahte propolis'in içerisinde ağaçların yaprak, sap, tomurcukları öğütülüp katılıyor. Hmm. Şimdi bu hangi ağacın, hangi bitkinin olduğu Anladım. önemli. Çünkü bu bitkiler biliyorsunuz, östrojenik etki gösteren bir bitki olabilir. Tabii. Ondan sonra bunlara silikon dioksit, maltodeksini ve boyar maddeler katılıyor. Boyar maddelerin zaten vücutta östrojeni taklit ettiği biliniyor. <laughs> Dolayısıyla bu olumsuz deneyimler, bu sahte çim propolis ile üretilmiş ürünler evet. de olabilir. Şimdi tüketici diyecek ki üstünde sahte çim propolis ürettik yazmıyor herhalde Yazmaz diyecek. Yazmaz tabii ürünü. doğru. Tabii ki yazmıyor. Uh -huh. Siz lütfen dikkat edin. Sözleşmeli arıcılıkla kovandan sofraya izlenebilir bir şekilde uh -huh. ülkemizde yerli olarak üretilmiş propolisin özütlenmesi yöntemiyle, ekstraksiyon yöntemiyle uzman gıda uh -huh. mühendisleri eşliğinde kalitesi, analizleri, sertifikaları olan hani güvenilir. Ürün... Ürünleri Biraz soracaklar var. yani alırken araştıracaklar, araştıracaklar. her üründe öyle değil mi? Yani her şeyde de düzgün araştırıp yani olur olmaz yerden almayacaklar güvendikleri kişilerden alacaklar ve zaten belli tiyoları verdik kahverengi olur suyun yani içerisine... kişi demeyelim çünkü bu bir kişinin satış üretebileceği yani doğru, bir şey doğru, değil. Yok, satış hani ürünleri, e, firmaları doğru. incelemeleri lazım hı hı. E, bu şekilde değerlendirmeleri lazım hı hı. bir de şunu söyleyelim. Şimdi e, arı ürünleri erken ergenliğe kesinlikle yol açmaz evet. çünkü hormon ya da hormon taklit eden maddeler kesinlikle içermiyor uh -huh. ve literatürde de buna ilişkin bir bilgi yok. 120 milyon yıldır arılar arı ürünlerini uh -huh. üretiyorlar ve a, tarihte de çok kullanılmış yani Mısır'ın e, tıbbi literatüründe var Hipokrat'ın ki tıbbın babası sayılır onun literatürlerinde var i̇bn Sinan'ın literatürlerinde uh -huh. arı ürünlerinin tedavi destekleyici olarak nasıl kullanıldığını gösteren evet. e, yayınlar ve yazıtlar var. Dolayısıyla literatüre geçerdi eğer böyle bir durum olsaydı. Evet. Hani bazı bitkileri biliriz ya. Doğru, doğru. Bunlar e, östrojenik bitkiler diye bunlar arttırır diye Hı -hı. ama arı ürünlerinde böyle bir durum yok. Tam tersi hormonal dengeyi sağlamada çünkü metabolizmayı ve bağışıklığı Hı -hı. düzelttiği için faydası olduğunu gösteren yayınlar var. Ama ailelere şunu da tavsiye edeceğim. Çocuklarımız, gençlerimiz çok fazla elektronik cihazlarla ve evet. Bu elektronik cihazlar metabolizmalarını ve bağışıklık sistemlerini de etkiliyor Küçücük bu bir... çocukta görüyorsunuz elinde tablet. Bu çok tehlikeli. Bizlerden evet. çok daha iyi biliyorlar. Benden şahsen çok daha iyi biliyorlar teknolojiyi. Çünkü e, be, neyle besleniyorlar? O boyalı Hı -hı. gıdalar, katkı maddeli gıdalar. Evet. E, plastik ambalajlar. Bunlar tehlikeli. Hı -hı. Ayrıca hayvansal gıdalar hormonla üretiliyor olabilir. Mesela Hı -hı. et, süt, tavuk, balık gibi. Hı, -hı. Eğer üretiminde hormon kullanıldıysa, bu ürünler hormon içeriyorsa bunlar da çocukların hormonal dengesini evet. etkiliyor olabilir. Dolayısıyla hani buralara bakmakta yarar var. Ee, hani ailelere bu anlamda da bir nasıl diyelim... Geri bildirim yapmış olalım. Değil mi? Küçük bir uyarı yapmış olalım. Evet. Şimdi e, ciltle ilgili e, pek çok sorumuz var. Bu arı ürünlerinin sedef hastasıyım faydası var mı? Cildimde sivilceler var faydası var mı? Bunların ciltle ilgili kremler formu var mı? Şeklinde biraz cildimize geçelim. Krem mi? formuna gelince hı hı. E, biraz arı zehirine de geçmemiz Öyle lazım. Hı hı. Şimdi arının zehri biliyorsunuz arı bizi soktuğu zaman evet. orayı şişiren, kaşındıran <laughs> hı hı. madde adı zehir ama kendi şifadır. Çünkü arı zehrinde melitin, apamin, dopamin gibi fosfolipaz A2 gibi, hyaluronidaz enzimi gibi cilt açısından çok yararlı, hatta eklemler açısından, romatizmal hastalıklar evet. açısından da çok yararlı maddeler var. Arı orayı soktuğunda oraya da vücuda şöyle bir mesaj veriyor. Gelin burayı tamir edin. Evet. Bütün vücut tamir edici hücrelerini o bölgeye gönderiyor. Orada enflamasyon dediğimiz hı hı. olay oluşuyor. Ve o da bize kaşıntı evet. ve şişlik olarak hı hı. geliyor. Ama o enflamasyona yol açan o durum aslında orayı bir anlamda da tedavi ediyor. Hı hı. Dolayısıyla arı zehiri, propolis, arı sütü, ham bal içeren... Krem formülasyonları hı hı. ve serum formülasyonları bu anlamda da cilde uygulandığında orada evet tabii ki bir şişlik evet. yaratmaz ama böyle hafif kızarıklık gibi yaratsa hı hı. da endişelenmeyin. O minik enflamasyon cilt için iyidir kan dolaşımı artıyor ve orası kendini tamir etmeye başlıyor demektir. Çok faydası var. Anti aging etkisi, sedef eczema üzerine etkileri, Hı -hı. yine böyle bir takım cilt hastalıkları Mantar etkileri. Mantar hastalıklarının özellikle ayak mantarlarında kullanımı var mıdır diye soru var. Evet propolisin çok var Hı -hı. orada. Özellikle yüzde otuzluk konsantre formülü Hı -hı. direkt ayak mantarına damlattığınızda. Ve direkt üstüne damlatılacak. Direkt üstüne damlatarak son derece yarar görürsünüz. Hatta hanımlar atıyor oje altına bile uygulayabilirsiniz. Hı -hı. Hem orayı ojenin o zararlı etkisinden evet. de korur. ...bu gerçekten mantarda çok etkili olduğuna dair çok yayın var. Bizzat bir çalışmanın içinde ben bulundum. Hı hı. Ve hakikaten o tinepedis istediğimiz ayak mantarının tedavisine çok etkili. Ama Sedef egzamada da hı hı. yine aynı şekilde ciltten mesela e, yeni bir yayın okudum. Evet. E, yaklaşık 2500 hastada Sedef egzama hastası e, bu cilt üzerinden propolis içeren bir krem formülasyonu uygulanarak... ...yine iki gruba ayrılıyor. Bir gruba uygulanıyor, bir gruba uygulanmıyor ve 6 ay uygulanıyor... Hı hı. Bu 6 ay içerisinde ciltlerinde o lezyonların ciddi anlamda azaldığı sedef hastalarında diğer grupta bir değişim olmazken uh -huh. e, ispatlanmış. Dolayısıyla sedef egzamada da çok yarar görebilir. Keza yine arı sütünün, arı zehrinin ikisinin de hem ciltte kolajen sentezini hem uh -huh. elastin sentezini arttırıcı etkileri var. Bu demek oluyor ki daha sıkı, daha canlı Tabii. Daha genç bir cilt demek oluyor. Dolayısıyla her anlamda faydalı Faydaları var. E, romatizmal hastalıklarla ilgili çok sorumuz var. Ankyozospondiyodit de iyi midir? Romatizmaya iyi gelir mi? Hangi dozu hangi arı ürünü önerirsiniz diye sorumuz var. Şimdi romatizmal var. hastalıklar aslında bir anlamda bağışıklık sistemi evet. sorunları. Dolayısıyla bağışıklık sistemini güçlendiren gıdalar ki bunların başında propolis ve arı sütü geliyor bu noktada fayda sağlayacaktır. Uh -huh. Biz e, bu e, izleyicimize günde yine yüzde otuzluk e, formülden. ...günde yine en azından bir 40-50 damla kullanmasını tavsiye ederiz. Ama bakın bunlar bir günlük, iki günlük, Tabii. üç günlük kullanımlar değil. Ne kadar değil. süre? Bunlar en az altı ay. Alt ay. En az 6 ay. En az 6 ay faydaları net görebilmek için. Yine keza arı sütü içeren Hı -hı. bir formülden... ...ya arı sütü, propolis, ham bir karışım... ...ya da taze arı sütü olarak... ...mutlaka düzenli kullanmasını tavsiye ederiz. Biz biraz şeysiz bir toplumuz. Ee, aceleci bir toplumuz. Sonucun hemen görülmesini istiyoruz. Şimdi ama, ilaç zannediyoruz. Değil mi? Evet. Şimdi i̇laç değil bunlar değil. gıda. Gıdaları gıda. yani Hı -hı. bunlara ben... ...doğal güçlü gıdalar evet. diyorum. Hani dedim ya... E, ...mutlu moleküller. Hı -hı. Bu mutlu molekülleri tükettiğimizde bizde mutlu yapıyor. Vücudumuzda mutlu yapıyor ve sağlıklı yapıyor. Bunları bizim... ...düzenli beslenmeye eklememiz Hı -hı. lazım... E, i̇laçlar etki eder bir haftada, iki haftada, üç haftada etki eder ama doğal ve sağlıklı gıdalar ve bu değerli molekülleri konsantre oranda içeren gıdaların Hı -hı. Uzun vadede düzenli kullanılması lazım. Tabii. O zaman faydası yani olur. Minimum 6 aydan önce faydasını çok fazla görmemiz, hemen görmemiz. Yani belki kişi görebilirsiniz. Kişi yani Kimisi Tabii ki. bir haftada da sonuç almaya başladı. Değil mi? kendimi iyi hissediyorum Tabii ki. diyebilir. Hı -hı. Kimisi bir ayda da diyebilir. Kimisi 3, kimisi 6 ayda da. Hı -hı. Benim oğlum da mesela Hı -hı. ben 6 ayda, evet hemen bir ayda sonuçların iyileşmeye başladığını kan değerlerinden evet. gördük. Ama net düzelme 6 ay sürdü. Hı -hı. Ben kendi oğlumda yaşadığım evet. deneyim ki çok ağır bir vakaydı. Dolayısıyla o tamamen kişinin durumuyla alakalı biraz. Hı -hı. Ve başka neyle besleniyor? Tabii. Mesela biraz öneri yapayım oradan evet. da madem girdik konuya. Evet. Biraz hamurları keselim hanımlar. <laughs> Karbonhidratı <laughs> kesin. Ne yerseniz ona benzersiniz. Uh -huh. Böyle göbeğinizin hamura benzemesini ister misiniz? <laughs> hamurları azaltalım. Evet. Beyaz uh -huh. un, beyaz şeker, uh -huh. rafine tuz bunları beslenmemizde biraz azaltalım. Çıkartalım. Minimuma indirelim. Uh -huh. Beslenmeniz mesela yüzlük beslenmeyi yüz diye düşünün. Onun evet. onundan fazlası bu üç beyazdan geliyorsa problem var. Evet. Yüzde 10'u geçmeyecek kalori olarak. Hı hı. Yani 2000 kalorilik bir beslenmede 200 kaloriden fazla un, şeker, hamur falan yemeyeceksiniz. Evet. Bunları bir değiştirelim. Beslenmemize bol protein, bol sebze, hı hı. bol bakliyat, bol su. Günde 2-3 litre en az su. Evet. Daha az çay, kahve ve şekersiz. Hı hı. Bu şekilde beslenmeyi de düzeltirseniz iyileşme zaten Toptan hep birlikte geliyor. Uh -huh. Yani beslenmeyi bazen değiştirmek e, hayatınızda metabolizmanızdaki böyle bir kilidi çevirmek gibi olabiliyor. Değil mi? Birden zayıflamaya başlıyorsunuz. Daha sağlıklı dinç kalkmaya hmm. başlıyorsunuz. E Bir de propolis, arı sütü eklediyseniz o beslenmeye. Elbette. Birdenbire diyorsunuz ki ya ben bir uh -huh. ayda e, daha genç hissediyorum. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> 75 yaş üstü insanlar, yaşlı kişiler bunları kullanabilir mi? Aç veya tok fark eder mi? kesinlikle kullanabilir. Tercihimiz de biraz aç olmak. Hı hı. Hani mümkünse midemiz çok dolu olmasın. Niye? Çünkü biz bu mutlu molekülleri, hı hı. arı ürünlerinden gelen bu güzel besinleri vücudumuz daha iyi sindirsin. Ve daha yüksek oranda sindirsin istiyoruz. Vücut başka bir şeyin sindirimiyle meşgulken vermek istemiyoruz. Hmm. Ya sabah açken ya da evet. öğün aralarında verelim. Hı hı. 75 yaş üstüne de çok faydası olur. Hem daha dinç, daha böyle kendini iyi hisseder, daha rahat yürür. Evet. Hafıza işte o Alzheimer, bunama vesaire hı hı. O, o tarafta da yine beyin aktivitesini arttırıcı özelliği olduğu için hem propolisin hem arı sütünün hı hı. hem polenin e, çok fayda görür düzenli eklemekte yarar var. Ben şahsen kendimde anneme her gün hepsinden Polariz. veriyorum. Hem propolis, hem arı sütü, hem arı ekmeği ya da polen ikisinden Hı -hı. birini de mutlaka veriyorum. Şimdi daha genç ve daha güzel görünmek için nasıl krem dozlarını kullanacağız, ee, sevgili izleyiciler. Ben bu arada aslanımı biliyorum, önceden tanıyorum. Çok daha gençleşmiş, çok daha güzelleşmiş. Sebebini reklam arasında sordum ve öğrendim. Anlatabilir misiniz? Efendim ben açıkçası itiraf evet. edeyim zaten çok uzun 13 yıldır hı hı. her gün propolisimi, arı sütümü, polenimi kullanıyorum. Hı hı. Yanı sıra da son 1-2 yıldır yaptığımı söyleyeyim. Son 2 yıldır da düzenli her gün arı zehiri, propolis, arı sütü ve hambal içeren serum ve krem formülasyonlarından hı hı. yararlanıyorum. Burada da mesela bir tane formül getirdim. Dolayısıyla bunlar gerçekten düzenli kullanıldığında botoks gibi etkili. Hmm. Hayatımda hiç botoks yaptırmadım. 50'ye şurada bir şey kalmadı sene. <laughs> Maşallah. Ve yaptırmayı da inşallah düşünmüyorum. Evet. Zorunlu kalmazsam yaptırmayacağım. <laughs> Kalıcı olarak tedavi ediyor. Yani hmm. oradaki kırışıklık sayısını, kırışıklığın derinliğini, lekeleri gerçekten azaltıyor ve cildiniz daha sıkı, daha canlı ...daha güzel, daha genç görünüyor. Ne kadar güzel. Bunu bir tek bana siz söylemiyorsunuz. Çok insanlardan duyuyorum. İltifat olarak alıyorum. Teşekkür Hı -hı. ederim. Ee, çok da yoğun ve uykusuz birisi olmama Hı -hı. rağmen... ...yani cildimin... ...özellikle gece yatmadan serumlarımı sürüyorum. Üzerine evet. kremlerimi uyguluyorum. Sabah kalktığımda da tekrar kremimi mutlaka uygulayıp Hı -hı. makyajımı falan da ondan sonra yapıyorum. Hı -hı. Hani bunun faydası olduğunu da düşünüyorum. Valla ben kendi gözümle gördüm. Kaç senedir sizi tanıyorum. <laughs> Krem dozunun da etkisi demek ki gerçekten deneyimlenerek görülüyor. Çok etkili. Değil arı zehri mi? ve arı sütü <laughs> ciltte müthiş etkili. Propolis de leke açmada çok etkili ciltte. Ha ciltteki leke açılmasında da propolis. Çok Aslında doğru ve düzenli kullanmak, sağlıklı kullanmak en güzeli. Çok Teşekkür ederim ben efendim. Zamanımız nasıl geçti anlamadık. Efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek sağlıkla kalın, bol enerjili kalın. Bu arada tabii ki tıbbi tedavilerinizde kendi doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin diyoruz. uskali e menkul danışmanlık Sonay Gökhan'la biz bizeyi sundu